Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. 7 Kasım 2021 yani bundan 4 gün önce sizlere haberini yapmıştık. AKINCI TİA'ya 30 adet motor 7 milyon dolara alındı haberini servis etmiştik. Bugün itibariyle Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında da Ukrayna menşeli Iveco Progress ve Motor Sich firmasının birlikte ürettiği Aletre 322F motorunun kullanılacağı duyuruldu. Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğinde Baykar tarafından yürütülen insansız hava aracı projelerinin motor ihtiyacı için iki önemli gelişme yaşandı. Ukrayna'ya çok sayıda TB2 silahlı insansız hava aracı ihraç eden Baykar'la Iveco Progress arasında muharip insansız uçak sistemine MİUS'a yönelik AL-322F turbofan motor tedarik anlaşması ve AL-25TLT turbofan motor entegrasyon sistemi kapsamında sözleşme imzalandı. Kısaca izleyelim, ardından diğer haberlerimize devam edelim. AL-322F motorunu takacağız. Bu imzanın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileriye götürmesini, iki ülkeye de daha da güç kazandırmasını temenni ediyorum ve konuklara teşekkür ediyorum. Турция сейчас бесспорно является одним из мировых лидеров в классе беспилотников. İki ülkemizin de Cumhurbaşkanları, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdikleri destek ve örnek için çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Hem ülke savunmalarımız hem de ekonomimize güç katacak çok tarihi bir anlaşmanın imza seremonisi. İmzalar Baykar Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar ve Ivchenko Progress Tasarım Direktörü Sayın Krevchenko'nun eliyle atılıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz bu anlaşmanın. Gurur tablosunun fotoğrafları çekiliyor şu anda. Tamam mı? Evet efendim, MS 500 turboprop motor teknik şartname anlaşması ile ilgili. Şimdi de yine Ukrayna menşeli Motor Sich firmasıyla burada gördüğünüz AKINCI platformu için yeni bir alternatif olarak MS 500 motoru teknik tedarik sözleşmesi imzalıyoruz. Bu motor AKINCI hava aracına entegre edilecektir. Данный двигатель будет установлен на беспилотном летательном аппарате AKINCI. Ve MS 500 motoru da yine Ivchenko-A450 motoru gibi teknolojik anlamda ileri seviye bir motor. Bizim iki firma arasındaki yakın işbirliğiyle önümüzdeki yıl içerisinde bu motor da AKINCI hava aracına entegre ederek AKINCI'yi semalarımızda uçuracaktır. Спасибо. Я от предприятия Motor Sich тоже хочу поблагодарить всех с тем событием, которое сейчас происходит. Не только подписание этого договора, но и подписание того договора, который был bukvalde несколько минут назад. İmzalanan her anlaşmayla beraber iki ülkemizin sadece yaptığı işbirlikleri artmıyor ama aynı zamanda da güvenlikleri ve güçleri de beraber artmakta. Ну и тоже хочу от предприятия Motor Sich заверить Байрактара и лично президента в том, что все, что будет заказано, все будет выполнено вовремя, в срок и с надежным, с нужным качеством. Motor Sich şirketi adına bugün herkese söylemek isterim ki özellikle de Haluk Bey de kendi şirketimizin her şeyin zamanında, bütün ürünlerin ve motorların zamanında teslim edileceğine ve iyi çalışacaklarına dair garantimi temin ederim. Evet, yine bir tarihi imza seremonisine tanıklık ediyoruz birlikte. Baykar ve Motor Sich arasında hep birlikte takip ediyoruz. Hayırlı uğurlu olması dileklerimizle ve alkışlarımızla Türkiye ve Kazakistan arasında Türkiye-Kazakistan sınır ötesi merkezlerde işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptının imza töreni İstanbul'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sultanov'un katılımıyla yapıldı. İmza töreni öncesinde Türkiye ve Kazakistan heyetleri arasında görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan sınır ötesi merkezlerde işbirliği mutabakat zaptı Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistanlı Bakan tarafından resmen imzalandı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macaristan Başbakanı Viktor Orbán arasında anlaşmalar imzalandı. Macaristan Başbakanı Orbán, "Bosna'nın barışı ve istikrarı bizim için önemli. Avrupa Birliği göç konusunda mali olarak çok iyi miktarda Türkiye'ye destek vermeli." Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız açıklamasında da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Orbán'ı kabul ederken, Orbán kabulün ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Diğer haberimiz, maalesef Rus savaş uçakları İdlib'de tavuk çiftliğine hava saldırısı düzenledi. 3'ü çocuk olmak üzere maalesef 5 sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bulgaristan basınına göre Rusya geçen seneki gibi altın ve döviz alıyor. Rusya'nın altın ve döviz rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyerek 622.2 milyar dolara ulaşmış durumda. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Polonya ile Beyaz Rusya arasında sınırda yaşananlardan Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'yu sorumlu tuttu. Avrupa Birliği'nin Belarus makamlarına karşı yaptırımlarının artacağını duyurdu. Diğer haberimiz, Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki tatbikatlar devam ediyor. El Zufra hava üssünde Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla tatbikatın yapıldığı ifade edilmiş. Belarus lideri sınır krizini aşmak için Rus nükleer bombardıman uçaklarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Belarus aslında bağımsız bir devlet olarak varlığını sona erdirdi ve Lukashenko özel kararlar alamıyor. Rusya ne yapıyorsa onu yapıyor. Kış geldi, mecburen göçmenleri Avrupa Birliği'ne atamazsa çaresine bakacak cümlesi kullanılmış. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov, Türkiye'de Türk iş dünyasının temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov'un 11 Kasım'da İstanbul'da Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi zirvesi çerçevesinde Türkiye'deki iş dünyasının temsilcileriyle görüştüğü duyuruldu. Kırgızistan'da Türk sermayeli 300'e yakın şirketin çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini ve 5000'den fazla Kırgızistan vatandaşının çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Kırgızistan ve Türkiye arasında birçok başarılı iş projesinin hayata geçirileceğini duyururken kendisi Türk iş adamlarına güvendiğini de ifade ediyor. Türk Konseyi yarın İstanbul'da düzenleyeceği Devlet Başkanları 8. Zirvesini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapacak. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi kabul edilecek. Konseyin adı Türk Devletler Teşkilatı olacak. Türkmenistan gözlemci üye olarak konseye katılacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın da ülkemize geldiği görüntüleri görmektesiniz. Kardeş Şevket Mirziyoyev ülkemize gelmiş durumda. Yine Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkemize geldiği ifade ediliyor. Tüm kardeşler ülkemize gelmiş durumda. Tekrardan yarın bu zirveyi takip edeceğimizi hatırlatalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.